Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tanışma süreci ile alakalı bir video çektim. Tanışma sürecinde neye bakacağız? Tanışma süreci derken aslında bu bir görüşme, iki görüşme, üç görüşme, hani acaba bunu devam ettireceğim mi, ettirmeyeceğim mi diye böyle görüştüğümüz dönemi kastediyorum burada. Bu evlenmek için görüştüğünüz dönemler olabilir. Yani evlenmek için görüşmeye başladınız birisi tanıştırdı sizi bir kere görüştünüz, sonra bir kere daha, bir kere daha. Bu görüşme süreçlerinde yani daha e, karar almadınız evlilikle alakalı ya da ilişkiye devam etmekle alakalı ya da nişanlanmakla alakalı karar almadan önce e, acaba bu tanışma sürecinde neye bakacağız? Yani tanışma derken neye bakmalıyım de diyebiliriz. Hmm. Evet gençler birinci olarak öz bakımı nasıl? Bu ilk görüşmeden itibaren bakmamız gereken e, kendine bakıyor mu? Şimdi bu öz bakımı sadece evet temizliği, hijyeni, e, saçı, sakalı ya da işte e, kıyafetleri olabilir ama bu aslında bize şunu da gösteriyor bir insan kendisine bakması kendisini sevmesi demektir yani e, kendisine bakarak sizinle eğer tanışmaya geldiyse size önem vermesi demektir hem kendine hem size ve bu e, görüşmeye değer verdiğini gösterir. O yüzden de bizim için öz bakımı önemli. Öz bakımı nasıl size göre? Mesela bunları puanlayabilirsiniz hatta. Mesela öfkeli mi? bakmamız gereken tanışma süreci. Şimdi bunu nasıl anlarım? İlk görüşmede anlayamam çünkü zaten ilk görüşmede oturdum hiçbir problem yoktu. Ama ben görüşmeye devam ettikçe kendime değil de o da onu. Ee, çevirip bakmaya başlıyorum. Diyorum ki, e, acaba öfkeli mi? Yani kafamda bu sorular var ve ben bu sorulara cevap bulmaya çalışıyorum. Böyle dinleyebilirsiniz bu e, videoyu. Yani acaba, e, şimdi ben hep bundan önceki videolarda da hep kendinize bakın, kendiniz nasılsınız, kendiniz uygun bir eş misiniz dedim. Şimdi de hep biz aslında bazen kendimize bakmaktan e, Mesela tanışmaya gidiyoruz, o kişiye bakamıyoruz. İşte kendimiz nasıl düzgün yemek yiyeceğiz, acaba kendimi nasıl anlatabilirim, kendimi nasıl anlatırsam o kişi ben, beni beğenir gibi. Kendimize odaklandığımız için e, 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 o karşımızdaki kişiyi ya da onun e, ilişkisini, e, insanlarla ilişkisini, kendiyle ilişkisini fark edemiyoruz. Burada neyi sormalıyım? Öfkeli mi? Merhametli mi? Mesela bakmam gereken. Şimdi bunu şöyle öğrenebilirsiniz. Eğer ailesiyle tanışıyorsanız, ailesine karşı nasıl? Ya da e, yolda giderken nasıl? Ya da size gösterdiği Instagram videoları nasıl? Hangilerini seviyor? Sevdiği filmler. Sevdiği beraber eğer bir film seyrettiyseniz, o filmde hangi karakterlere bakıyor? Oradan merhametli olup olmadığını anlayabiliriz. Sonra kontrolcü mü? Yani e, bu bunu daha ilk tanışmada anlarsınız. Kontrolcü insanlar sizin oturduğunuz yere işte rahat mısın, sizin e, ne yiyeceğinize, e, sizin rahat olup olmadığınıza, sizi koruma e, amaçlı da olabilir kontrolcüler. Hemen dikkat ederler. Aa, orada rahat olmadı, oradan güneş geldi diyebilir. İşte Şuraya mı geçsek diyebilir. Kontrolcü mü? E, şu var, bunlara biz neden bakıyoruz? Ha kontrolcüsü evlenme, merhametsizse evlenme demek için değil. Benim için neler önemli olduğunu ben biliyorum. Belki de siz sizi kontrol edecek birini istiyorsunuz hayatta. Yani bu sizin zaten hoşunuza gidiyor. Ama eğer siz bu sizin için önemliyse yani beni kesinlikle kontrol etmesin diyorsanız o kişinin kontrolcü olup olmaması sizin için önemli oluyor. Şimdi sonra değişime açık birisi mi? Yani bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Acaba hayatında değişti mi yoksa mesela diyor ki ben doğduğumdan beri aynıyım. Ben işte bir takımı tuttum bir daha başka takıma hiç işte şey yapmam, e, tutmam. Saçımı böyle kestirdim bir daha işte e, hep böyle kestiririm gibi kendisine dair hem zihinsel olarak yani düşüncelerini hem fiziksel olarak değişime ne kadar açık? Çünkü çok uzun bir yol evlilik. E, ve evlilikte biz değişiyoruz. E, aslında bazen ben evliliklerde de diyorum ki bazen değişime açık bir insansa eğer sürecini takdir edin. Sonucunu takdir etmeseniz de sürecini takdir edin. Eşiniz başta nasıldı? Sizinle hiç ilgilenmiyordu. Ama şimdi daha çok ilgileniyor. Ama önceden ilgilenmiyor. Evet ama bakın şu anda da ideal olmayabilir. Sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Ama süreci büyük bir değişim göstermiş ve bunu takdir edin diyorum. Bu da değişimin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir delil. Evlilikle alakalı. Sonra mesela kendini beğenmiş mi? Bakacağınız bir başka şey. Yani mesela hep kendinden mi bahsediyor? Ben böyleyim, ben şöyleyim, ben bunları yaptım, bu başarıları Elde ettim işte ben olmasaydım işte benim e, istediğim şeyler şunlardır ben 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 mi diyor yoksa sizi ka, ara e, size de kapı mı açıyor yani sen ne düşünüyorsun İşte sen olsan ne yaparsın veya genel şeylerden mi konuşuyor yoksa hep kendinden bahsediyor ve ben ben mi diyor Esnek mi? Yani yapılan hatalara karşı, sıkıntılara karşı esnek mi yoksa çok katı mı? Yani kurallara karşı bunu şundan bile anlayabilirsiniz. Eğer bir e, garson yanlış getirdi yani esnek mi? olabilir? Geri götürür mü? Yoksa e, hayır. Yani buradaki kural bu. Bu böyle olması gerekir mi? Böyle mi diyor? Şimdi burada zaten e, şu var. Ben eğer ben de es esnek değilsem e, ve esnek olmayan bir insanı isteyebilirim. Katı kuralları olan bir insanı tercih edebilirim. E, ama bunu bilmeye ihtiyacım var. Ve bana karşı ne kadar Esnek olacak ya da etrafına karşı ne kadar değil. Sonra ailesiyle ilişkisi nasıl? Bunu tabi tanışma sürecinin aileyle beraber tanıştıktan sonra anlayabilirsiniz. Ki bu evliliğe karar vermeden önce çok büyük bir adım. E, çünkü e, siz ailesiyle nasıl aslında iletişim kuruyorsa bu kişi sizinle de öyle iletişim kuracak. Bazen size şöyle gelebilir. Mesela e, sizi e, tercih etmek için mesela sizin yanınızda kız kardeşine bağırdı. İşte hep biraz kadınların daha çok dinlediğini düşünüyorum ama doğru. Şimdi öbür türlü de örnek vereceğim. E veya işte şeye bağırdı, e, babasına sesini yükseltti. Şimdi emin olun ki... O e, aynı davranışı size de gösterecek. Siz onu diyebilirsiniz. Ya işte bak ama o o kadar çok yaşamış ki e, o kadar e, işte kötü bir ablası var. O kadar kötü bir kardeşi var. O kadar işte e, çekilmez birisi ki ne yapsın dayanamadığı için. Hayır. Eğer nasıl davranıyorsa emin olun ki bir süre sonra aynı davranışı siz de maruz kalacaksınız. Bir de burada şunu gö görmenizi istiyorum. Sadece negatif şeyler değil. Bazen pozitif şeyler. Diyorlar ki mesela ay eşim o kadar yardım sever ki herkese nişanlıyken çok yardım eder yardımı çok sever şimdi şimdi bu çok güzel bir davranış değil mi Emin olun evlendikten sonra da bu yardım severliği devam edecek Belki sizin ayırdığınız parayı alacak ve yardım sever bir insan olduğu için e, arkadaşına parayı verecek ev alsın diye. Sizin biriktirdiğiniz parayı. Bu sana ne hissettirir? Yani iyi davranışlarına da bakıp emin olun ki o iyi davranışlar da size acaba nasıl negatif etkiyle gelebilir? Buna da bir bakmak lazım. Şimdi siz dediniz ki beni saatlerce dinliyor. Ne kadar güzel. Beni saatlerce dinler. Evet ama arkadaşında dinliyor. Bunu sen kabul ediyor musun? Yoksa sadece sen iyi davranışları sana, e, olumlu davranışları sana göstermesini mi istiyorsun? Bu da önemli bir nokta. Evet, seni hangi konuda destekler? Şimdi sen çalışmak istersen destekler mi? Ya da sen başka bir ülkeye taşınmak istiyorsan? Ya da e, hayallerin varsa bu konularda birbirinizi destekler misiniz? Sen onu destekler misin? O seni destekler mi? Yoksa... E, Hayır yani evlilik bizim için en önemli. Biz birbirimizi seviyoruz. Hayallerimiz de neymiş mi diyor acaba? Ya da senin e, desteklemek yerine senin olduğun yerde kalmanı mı tercih ediyor? Ne istiyor? Onu bakmak. Çocuklarla arası nasıl? Evet bu da çok önemli. Biz eğer buna bir eş adayı olarak düşünüyorsak bu tanışma sürecinde bakmamız gereken bir şey de çocukları seviyor mu sevmiyor mu? Çünkü eğer bu bizim çocuklarımızın annesi babası olacaksa aslında zaten bilinçaltımızda çocuklarımızın annesi olacak şeyi arar diyor Freud. Yani hani bu görüşmelerde ilk baktığı şey aslında ha bu acaba benim çocuklarıma anne olur mu, baba olur mu diye bilinçaltı böyle bir şeyi de içten içe işliyor. Şimdi duygularını, evet bu çok 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 önemli. Evet gençler duygularını saklayan birisi mi ee, yoksa mesela bunu nasıl anlayabilirsiniz? Dikkat edin hep bu kişi yaptıklarını mı anlatıyor, hissettiklerini mi anlatıyor? ya da dengeli mi? Hem yaptıklarını anlatıyor hem hissettiklerini anlatıyor. Yani size mesela işte babası vefat etmiş bunu anlatıyor. O olayı anlatıyor. Yani işte babam kaza geçirdi veya işte hastaydı yattı bu olayı mı anlatıyor? Yoksa işte ben çok üzüldüm. O sırada çok küçüktüm. Yalnız hissettim kendimi. Çaresiz hissettim mi diyor. Yani duygulardan ne kadar bahsediyor? Emin olun hani bu duygusal zeka benim işte beni duygusal olarak anlamıyor diyorsunuz ya. Her iki tarafta olabilir. Eğer duygularından bahsetmiyorsa, duygularından farkında değilse, zaten sizinle de ilişkisinde, yani evlilik sürecinde de duygularından bahsetmeyecek ve duygularının üstünü örtmeyi tercih edecek. Bu çok kıymetli bir e, özellik. E, eğer duygusal olarak bir insanı kendimizi, kendi duygularımızı anlamayı bilmiyorsak ve karşı tarafın duygularını anlama becerisi kazanmamız mümkün değil. İşte belki bu kişinin de buna çalışması lazım. Eğlenceli mi ciddi mi? Tabii sizin için ne istiyorsunuz? Ne yapmak, ne yaparken eğleniyor? O e, şey çocuk tarafı vardır teyada. E, o e, şey pozitif yani e, sağlıklı çocuk tarafımız var. Yani böyle parklara gideriz, eğleniriz, koşarız, güleriz. O eğlenceli tarafı var mı? Onu nerelerde gösteriyor? E, çok mu ciddi ya da? Hep işte hayır bunu yapamayız, şımaramayız, şımarmamalısın mı diyor. Ben size şeyi söyleyeyim. Eşim bana e, tanıştığımızda diyordu şımar, şım, şımarma diyordu bazen. Ben de diyordum ki kime şımaracağım. Şimdi burada bu önemli bir şey. Siz ne istiyorsunuz? Karşı taraf bu noktada verebilir mi? Veremez mi? Ve özgüveni var mı? Özgüvenli mi? Yani bir yere gittiniz, oturduğunuzda e, duruyor mu? İşte oradaki garsona e, işte sipariş vermekte tereddüt mü ediyor, ne yapıyor, çekingen mi, bu sizin ne kadar rahatsız ediyor, bu sizin hayatınızda ne kadar önemli buna bakmak. Öz yapıyor mu? Hmm, bunu nasıl anlarsınız? Herhangi bir öz eleştiri geldiğinde ne yapıyor ve kendini de eleştiriyor mu? Ya hayatımda şöyle bir ticaret yaptım ama olmadı. Ee, i̇şte ben de o hata yaptım falan diyor mu? Yoksa hayır ben hiç hata yapmadım. Hep işte oradaki ortaklarımın yüzünden mi diyerek dışarıyı mı suçluyor? Yoksa kendisi de ondan payını alıyor mu? Ya da bir en ufak bir eleştiri de yani işte aa, arabayı yanlış yere park etmişsiniz. Siz gittiniz bir yemeğe oradaki görevli geldi ve dedi ki arabayı yanlış yere park etmişsiniz. Buna Aa, kusura bakmayın gideyim çekeyim mi diyor. Yoksa hayır canım ne münasebet işte diyerek buna e, karşı mı çıkıyor? O ele ezeleştiri onu huzursuz mu ediyor? Karşı bir tepki mi gösteriyor? Yoksa kabul ediyor e, özeleştiriyi eğer haklı bir özeleştiri kabul mü ediyor? Nasıl davranıyor? Ve en önemlisi evet bir en önemli şeylerden bir tanesi daha kendini seviyor mu? Şimdi bir, diyebilirsiniz ama biraz önce demiştiniz ki e, işte kendinden çok bahsediyorsa, e, egosu varsa dediniz. Bu ondan farklı bir şey. Kendini seviyor mu? Kendiyle barışık mı? Kendiyle beraber vakit geçirmeyi, hobilerinin farkında mı? E, kendisi, yani kendisinden hoşnut mu? Kendisine aynaya baktığı zaman, kendisinden kendisinin yaptığı şeyleri anlatırken veya işte diyor ki ben bir yerde müdürüm, işte şöyle anlatırken keyifli mi anlatıyor? Yoksa üstten bir söylemle mi anlatıyor? Bu ikisi arasında böyle bir fark var diyebiliriz. Kıyaslıyor mu? Yani işte benim işte... Şimdi bu başta şöyle başlayabilir. Ya benim arkadaşlarım işte daha üniversitede okurken ben hem üniversite okuyordum hem çalışıyordum. Devamlı insanlarla kendini Kıyaslıyor mu? Şimdi bu kıyaslama neye sebep olur? İleride sizi de kıyaslayacak demektir. Yani Aa sen bak şunun eşi gibi yapamıyorsun. Sen bunun eşi kadar kazanamıyorsun. Sen bunun eşi kadar güzel yemek yapamıyorsun diyerek o kıyaslamalar eğer kıyaslayarak e, kendini etrafındaki insanları devamlı kıyaslıyorsa bizi de kıyaslayacaktır. Bu da çok önemli. Bir de sizi dinliyor mu? Yani siz bir şey anlatırken ilgiyle merakla ne anlatıyor bu? Burada ne var diyerek mi dinliyor? Yoksa aman şunun konuşması bitsin de e, işte ben kendi söyleyeceklerimi söyleyeyim mi? Ya da şunun konuşması bitsin de neyse problemi ben bir çözeyim diyerek mi bakıyor? Ya da e, ben e, şey anlatırken bir şey anlatırken beni dinlemek yerine bana nasihat mi ediyor? Bana öğüt mü veriyor? Bana akıl mı veriyor? Beni teselli mi ediyor? Yoksa sadece dinliyor mu? En güzeli sadece dinlemektir çünkü. Düşmanları var mı? Mesela kimlerden hoşlanmıyor? Mesela bu da bizim için çok önemli bir ölçü. Dostları var mı? Kimlerle dost? Çünkü eğer siz o kişiyle görüşüyorsanız kimlerle dostsa aslında bir nevi biz onun hakkında bir bilgimiz de olabilir. Kimlere düşman? Hangi davranışlardan hoşlanmıyor? Ya da düşmanlık var mı, nefret var mı? Bu duygusuyla nasıl mücadele ediyor? Nasıl davranıyor? Nasıl düşmanca tavırlar gösteriyor? Onlardan öc almak mı istiyor düşmanlarından? Ee, yoksa sadece iletişim mi kesiyor? Nasıl davranıyor? Çünkü ya biz bir gün düşman olursak, evet ve. Dünya hakkında evet algısı nasıl? Şimdi TA diyor ki TA transaksiyonel analiz diyor ki şimdi insanlar 7 yaşına kadar bir kendileriyle alakalı bir de dünya ile alakalı bir algı geliştirirler. Bunu oradaki sistem transaksiyonel analiz diyor ki ben okeyim sen okeysin yani ben okeyim dünya okey ben yani okey dediği ben tamam yani ben iyiyim dünya da iyi. Ben iyiyim ama dünya kötü. Ben kötüyüm, dünya iyi. Ya da ben de iyiyim, dünya da iyi olarak 7 yaşına kadar bir şeye karar verir diyor. İşte bu kendiyle alakalı algısı ve dünya ile alg ilgili al, e, algısı nasıl? Yani işte ya bu insanlar da çok kötü diyerek mi başlıyor size? Ya bu sistem düzelmez mi diyor? Her şeyin tamamen negatif tarafını mı görüyor? Dünyayı işte ya insanlara güvenmemek lazım mı? Olarak görüyor. Dünya algısı nasıl? Dünya onun için toz pembe mi? Yoksa rengarenk mi? Ya da kapkaranlık mı? Dünya algısı nasıl? Ve onun o kafasındaki dünya algısında biz uyum sağlayabilir miyiz? Sağlayamaz mıyız? Çünkü benim dünya algım nasıl? Onun dünya algısı nasıl? Benim kendimle alakalı algım nasıl? Onun kendiyle alakalı algısı nasıl? Ve en son olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabii bunlar ben kendim çıkarttım ama siz bir başka bir sürü şey de çıkartabilirsiniz. Hatta bana da yazarsanız böyle yorumlar kısmına ben de başka bir video çekersem onları da eklerim. Ee, korkuları, kaygıları var mı o kişinin? Nelerden korkuyor? Endişeleri. Gelecekle alakalı endişeleri var mı? Geçmişle alakalı korkuları var mı? Neleri var? Bunlar da çünkü bizim hayatımızı bazen çok zorlaştıran, sıkıntıya sokan hal alabilir. Yani o kişinin çok fazla endişesi var. Mesela terk edilme endişesi var. İnsanların onu sevmediğine dair endişesi var. Başarısız olursam kabul edilmem endişesi var. Bu endişeleri varsa ve biz beraber bu yolda yürüyeceksek acaba bu endişelerini ben ne kadar e, tölere edebilirim? Bunlara ne kadar tahammül edebilirim? Buna da bakmak iyi olur diyorum. Size e, bu tanışma sürecinde e, çok e, böyle e, gözlerinizi, kulaklarınızı, bütün duyu organlarınızı kendinizden alıp, o tarafa da yönlendirmenizi size söyleyebilirim size iyi günler diliyorum ve YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın